Dijital ekran izleyicileri, bu hafta konuğumuz Mertel Özdemir. Malum yine her hafta olduğu gibi Kerem Özdemir ile birlikteyiz bu arada. Siz kardeş değilsiniz değil mi? Kardeş değiliz ama aşiret olmaya karar verdik. Çok güzel. Şimdi Bilginet'in genel müdür yardımcısı ama aynı zamanda Eticat yönetim kurulu üyesi. Bugün Eticat konuşacağız. Elektronik Ticaret Derneği'ni konuşacağız. Ve Elektronik Ticaret Derneği'ndeki faaliyetlerden ve elektronik ticaretten bahsediyor olacağız. Hı hı. Ama Kerem, bu sefer de biz hani aynı şey giymişiz, gömlek giymişiz ama bu sefer de renk ciddi bir problemimiz var, renk problemimiz var. Birimiz çok koyu giymişiz, birimiz çok açık giymişiz. Öyle oldu bu sefer de. Evet evet, ama diversity teşvik etmek için bunları yapıyoruz biliyorsun. Bir dahaki programa sen yeşil giyin, ben kırmızı giyineyim. Öyle. O zaman asıl ayrımı görsünler. Peki tamam, bir de onu bunu deneyelim. Bunu kabul ettiririz sonrasında. Gelecek haftada öyle bir şey deneyelim o zaman. Şimdi ne konuşalım? Bu hafta elektronik ticaret konuşalım. Çünkü evet, geçen iki hafta önce miydi? Sen daha iyi hatırlarsın Afyon. Evet meselesini. Afyon hafta elektronik önce. Ticaret dahileri Anadolu'da gibi bir etkinlik vardı. Bu arada ikinize soruyorum ama asıl giden benim bu arada. İkiniz gitmediniz, ben gittim ama. Ben çok yakından takip ettim. Evet, ben de moderasyon yaptım. Kerem'in yapması gereken moderasyonu. Evet, ben de anneme baktım. Evet, senin annen için rahatsız olduğu için ben gittim. Orada tabii bayağı bir insan vardı. Yani hani evet, sonuç itibariyle şu anda elektronik ticaret sektörünün içine girmiş ve Türkiye'deki internet üzerinden para kazanan neredeyse birçok şirket orada vardı. Sizden de birileri vardı bildiğim kadarıyla Eticat olarak. Çünkü Eticat aynı zamanda dernek olarak da destekleyicisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Tabii ki sponsoruydu. Peki birincisi Eticat neler yapar? Nedir? Gelişimi nasıl oluştu? Hı-hı. Bir ondan başlayalım istersen, arkasından tabii da. Tabii ki. Şöyle başlayalım. Önce ben de söyleyeyim hemen, siz birbirinizi bütünleyen bir iyi bir ekip olmuşsunuz. İnşallah kolay sorular sorarsınız. Bugün de beni terletmezsiniz ama öncelikle başarınızın devamını dilerim. Eticat'tan hemen bahsedelim. Şubat 2010 yılında, özür dilerim, 11 yılında kurduğumuz yaklaşık 2 yıl olan bir dernek. 2 yılda çok iyi şeyler yaptık. Hani çok politik konuşmayacağım tabii. 2 yılda çok devrimler yaptık vesaire demeyeceğim ama şimdi elektronik ticaret sitelerinin bir olayın bir tarafı olduğunu düşünürsek, onların bir güç birliği yaparak seslerini biraz daha iyi duyurabilmesini sağlamak, elektronik ticaretin bilinirliğinin artırılmasını sağlamak adına biz hareket ettik, yola çıktık. İlk kurulduğumuzda 7 firmaydık. Şu anda yaklaşık 95 firmayız. 95 tane Türkiye'nin bildiği marka olarak nitelendirebileceğim bir örgütlenme olduk. Çok iyi şeyler yapıyoruz. Geçen sene 4 tane büyük konferans yaptık. 8 tane panel yaptık. Sayısız üniversitelerde, yani sayısını hatırlayamadığım kadar, söyleşi ve benzeri programlar organize ettik. Onun haricinde bazıları yemekli, bazıları sadece konferans, panel gibi organizasyonlar düzenledik. Onun haricinde basında çok sık yer almaya gayret ediyoruz. Çünkü basına verdiğimiz demeçler sağ olsun basın mensupları arkadaşlarımız tarafından iyi değerlendiriliyor. Sektörü biraz daha tanıtabilmek. Bakın, sektörü diye konuşuyorum. Biz bu derneği kurduğumuzda sektör olarak nitelendirilmiyorduk. Şu anda sektörümüz diyebiliyoruz. Bir elektronik ticaret sektörü var. Ama biz gene şöyle tabir ediyoruz. Elektronik ticaret yapan siteler, biliyorsunuz ki çok çeşitli firmaların bir satış kanalı gibi düşünülerek evet, kuruldu. Fakat şu anda elektronik ticaret sektörler üstü bir network olarak çalışıyor. Evet, yani birçok sektör bu işin içinde. Çünkü bunun alt sektörleri de var. Yani giyimdir, kuyumdur, gıdadır. Bunların hepsi farklı sektörler. Sektörler orası üzeri bir network olarak düşünüyoruz. Hep bahsettiğimiz bir şey var. Elektronik ticaret ekosistemi diyoruz. Yani hani üyelerinize baktığınız zaman önce giyimle başlayan sonra da kuyumla devam eden bir şey mi var? Yok. Öyle bir pazar yok. Ben bazı örnekler vereyim diye saydım. Yüzdeler olarak nasıl görünüyor? Hayır. Mesela en çok hangi konuda elektronik ticaret yapan firmalar var? Şu anda tekstil çok ağırlıklı. İlk başta teknolojiyle başladı bu iş, biliyorsunuz ki. Evet. Yani markalara giremiyoruz bildiğim kadarıyla. Çok fazla markada vermeyeceğim ama Türkiye'nin elektronik ticarette tanışmasından bahsedeyim ben size. 90'lı yıllar biliyorsunuz. 90'lı yılların sonu hatta, yani evet, 99'lar, 2000'li yıllar.
O zamanlar bile çok fazla bir aktivasyon olmadığı, herhangi internet üzerinden bir yapılan bir işleme, bir transaction'a çok fazla rastlamadığımız ama birkaç firmanın bu işe yeltendiği yıllardı. Dünyada zaten ortaya çıkışı 94 yılı Jeff Bezos'la başladı. Hani global marka olarak söylersek Amazon.com bu işin dünyadaki kurucusudur. Kitap satarak başladılar. Onun arkasından eBay vesaire takip etti. Türkiye'ye atlaması 99-2000'li yılları buldu. Fakat şimdi aradan geçen 12-13 senelik dönemde şu anda yaklaşık 20 binin üzerinde firma elektronik ticareti bir şekilde benimsemiş durumda. Ve buna ciddi anlamda yatırım yapmaya yönelik hareketler içindeler. Bizce daha yolun başındayız. Onu da söylemekte fayda var. Hani biraz rakamlara girecek olursak, evet. Türkiye'de yaklaşık 35 milyonun üzerinde bir internet kullanıcısından bahsediyoruz. Hatta geçenlerde Ulaştırma Bakanımız bu rakamın 50 milyonlarda olduğunu söyledi. Yani 77 milyonluk bir ülkedeyiz ama Kerem, 50 milyon civarında bir şey var. İnternet kullanıcısından bahsediyor. Şimdi dinliyorum, gözlerim kapalı. Fark ettim. biraz daha şu rakamlara girelim. Ulaştırma Bakanı'nın söylediği, niye bu aralar BTK da bu aralar bazı rakamları verirken böyle sanki gereğinden fazla yüksek rakamlar ortaya çıkıyor. Tayfun Acar'ın en son bir internet kullanıcıları rakamı vardı ki hani böyle evlere şenlik bir rakam yani, öyle ya, bir şey var. Vardır bir şey. Zamanında ben işte üniversiteye başladığımda ehliyet aldım. Bir arabayı 3 kere stop ettirmeme karşım verdiler. İşte o zaman o dönemde da verdiler yani. Yani ne yapıyorsun dediler. Üniversite öğrencisiyim dedim. Ha tamam al dediler. Yani şeydi o dönemde Avrupa Birliği ile aramızdaki bir denge sağlama konusuydu ama ben buradaki rakamlara dönmek istiyorum. O 50 ya da 35 milyon olsun kullanan tarafın biraz daha düşük olduğu söyleniyor. Yani o tabii kadar kullanıcı içinde tabii. Oraya bir girelim, şu anda bir gerçekleri konuşalım. Gerçeği, sadece gerçeği konuşalım. Tabii ki bu konuda çok net rakamlar vermek, yani 4 milyon 353 bin kişi alışveriş yapmıştır demek zor bir olay ama bizim yaptığımız araştırmalar ve BKM verileri bize söylüyor ki 4,5-5 milyon civarında bir kitle, müşteri kitlesi, tüketiciler yani bizler internet üzerinden bir kere alışveriş yapmışız. Ama bütün ihtiyaçlarımızı internetten mi karşılıyoruz? Karşılayabileceğimiz ihtiyaçlarımız olduğu gibi tabii ki bunu şey yapmıyoruz. Hepsini, her şeyimizi oradan almıyoruz. Ama artık bebek bezi de internetten satılabiliyor. Kıyafet de satılabiliyor. Video kameralar, televizyonlar vesaireler zaten satılıyordu. Bunu herkes biliyordu. Ama çok enteresan ürünler de internetten satılmaya başlandı. Biraz önce henüz başındayız dedim ya. Şimdi 50 milyonluk bir internet kullanıcı kitlesi var. Bunun diyelim ki 5 milyonu internetten alışveriş yapmış. Evet. Sürekli alışveriş yapan, birden fazla alışveriş yapan insan sayısı da 3 milyonlar civarında. Yani burada baktığımızda hala %5'ler, 6'lar, 7'ler bu rakamları konuşuyoruz. Burada birçok soru çıkıyor tabii. Hani siz sormadan hemen ben kendi kendime sorayım. Niye bu insanlar internetten bu kadar hızlı alışveriş yapmıyorlar? Aslında geçen yıla baktığımızda bu yıl neredeyse %60 civarında bir artış söz konusu. Belki fiyatlarda da artış var. Belki firmaların sayısının da yükselmesi var bu işin içinde. Ama %50-60 büyüyen başka bir sektör de yok bu arada. Yani ciddi anlamda bir artış var. Bu artışın çok daha katlanarak büyümesini bekliyoruz ve bunu destekliyoruz. Çünkü elektronik ticaretin, yani devlet açısından en büyük avantajlarından bir tanesi, devlet dediğim gibi hani milletimiz açısından, kayıt dışına engellemekte çok büyük bir faktör. Evet. Çünkü yapılan satışların %85-90'ı kredi kartıyla yapılıyor. Kredi kartıyla yaptığınız bütün tahsilatları faturalandırmak zorundasınız. Yani peki bir soru sormak istiyorum şimdi. Çok ilginç bir noktaya geldik. Diyorum ki demin konuşurken dedik ki o kullanıcı sayısını tam olarak bilmiyoruz. Yani elektronik ticaretle uğraşan kullanıcı sayısını tam rakamını söylemek çok kolay değil. İşte devletin verdiği rakamlar var. Devletimizin başındaki kişilerin söylediği rakama göre de 50 milyon civarında. Tamam. Peki. Yani bu Ulaştırma Bakanımızın geçenlerde bir konferansta benim canlı şahit olduğum bir konuşmasından alınmış bir şey. Peki, o tarafta öyle. Evet. Diğer taraftan bakıyoruz. Ama diyoruz ki kayıt dışını kayıt içine sokmak için iyi yöntemlerden birisi. Çünkü yapılan her şey kayıtlı hale geliyor. Ya biz bu kayıtlı şeyleri saymakta zorlanıyor muyuz? Yani öyle bir sorun ortaya çıkıyor. Yani hani zorlanmıyoruz aslında. Hemen şöyle söyleyeyim. Kullanıcı kitlesi olarak hani interneti kullanan kişi sayısını belirlemek tabii ki zor. Yani ama
İnternete giren insanlar... Ya, internet bu yani. Hani şimdi seni de konuşuyoruz bir yandan aslında, evet. Ama hani bu belki benim uzun zamandır üzerinde düşündüğüm ve anlamadığım şeylerden birisi. Türkiye ilk servis sağlayıcılar çıktığından beri mesela internet kullanıcı sayısını hala hani ya kardeşim bizim bir tane şeyimiz var. İstatistik enstitüsümüz var. TÜİK. TÜİK. Bunları saymakla yükümlü. Adamlar bunun için maaş alıyorlar. Ama evet. Bu kadar basit iki tane sayıyı ortaya koyamıyorlar. Birisi internet kullanıcı sayısı ki internete kullanmak için internete girmek gerekiyor ve internete giren insan sayısını bilmemek mümkün değilmiş gibi geliyor bana. İki, elektronik ticaret. Yani internet üzerinden yapılan alışveriş belli, alışveriş nereden yapıldığı belli. Top, epi topu oturup onu 1, 2, 3 diye sayacağız yani. Bütün hikaye buymuş gibi geliyor. Valla o tarafta genel sorun şeyden kaynaklanıyor. Abonelikleri topladığında başka bir şey çıkıyor. Kullanıcı sayısı başka Doğru. bir şey çıkıyor. Telekom'da da öyle ya. SIM kart sahiplerini topluyorsun. Bir yerlerde çıkıyor. Gökyüzünde bir yerlerde çıkıyor. Abone sayısı yani kişi olarak daha farklı bir yerlerde çıkıyor. Doğru. Doğru dediniz. Şimdi benden olduğu zaman devam. Ya da evet. Topu aldım. Şimdi şirketlerde ve mesela örnek şey veririm internet kafelerde. Tek IP üzerinden bağlanıyorlar. Ama içeride 50 bilgisayar, 100 bilgisayar, oraya sabahtan akşama kadar oturan kalkan insan sayısı dünya kadar. Ama şirketler keza böyle. İnternet iş yerleri böyle. Şeylerde, internet kafelerde birisi oturup internet kafede internetin başına geçtiği zaman adamın nüfus kağıdına kadar bütün bilgilerini alıyorlar, nüfus kimlik bilgisine kadar. O zaman bunları bir yere toplasalar da raporlasalar TÜİK'te saysa şunları 1 2 3 diye toplam sayıyı. İşte belki de büyük ölçüde Ulaştırma Bakanımızın yaptığı şeyde bu veriler de vardır. Yani yoksa... 50 milyon civarında bir rakamın telaffuz edilmesinde bu vardır. Aslında vahim olan şey hani buradaki rakamın 50 milyon ya da 48 milyon olması ya da 40 milyon olması değil. İnternet üzerinden alışveriş yapan kitleyi zaten sanal postalar üzerinden yapılan ticaretle ölçüyoruz. Burada da Bankarası Kart Merkezi diye bankaların ortak bir kuruluşu var. Yani. Oradan aldığımız verileri hep konuşuyoruz. Mesela oradan aldığımız veriler bize diyor ki geçen sene yaklaşık 30 milyar TL civarında bir satış yapıldı. Yani küsuratına girmiyorum. 29 milyar 700 küsür civarında bir satış yapıldı. Ama bu satış elektronik ticaretin gerçek verisini veriyor mu derseniz vermiyor. Neden derseniz sadece sanal postları ödeme sistemi olarak veya tahsilat sistemi diyelim daha doğru firmalar için tahsilat sistemi olarak kullanan firmalar var. Sigorta şirketlerinin birçoğu bunu bu şekilde kullanıyorlar. Biz bunların elektronik ticaret verisi içinde yer almasını aslında istemiyoruz. Şimdi burada bir ikilemde şey de var. Sürekli arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Hani sektörden arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Diyorlar ki işte uçak biletleri de bu işin içinde. Yani uçak biletleri de bu listede olmaması lazım. Bence olmalı. Çünkü orada da siz Türk Hava Yolları'ndan bir bilet alıyorsunuz. Online bir şekilde size hizmet orada satılıyor. Siz sadece ürünü hani e-ticarette ürün nasıl kargo ile size gelirse siz bu sefer kendiniz gidip uçağa biniyorsunuz. Ürün orada. Hizmet satın alıyorsunuz sonuç itibariyle. Bu bir elektronik ticaret verisidir kesinlikle ama real dünyada anlaşması yapılmış bütün işte bir sigorta şirketinden örnek verelim. Sigorta şirketlerinin de yalnız bu örneği verirken hemen altını çizeyim. İnternet üzerinden direkt sigorta hizmeti satan firmaları demiyorum. Bunlar da bizim baş tacımız verilerin içinde. Ama bir sigorta şirketinin bir elemanı kapınızı çaldı geldi. Sizinle bir görüşme yaptı. O görüşmenin sonucunda size poliçeleri imzalattı. Fakat sordu. Nasıl ödeyeceksiniz dedi. Siz de dediniz ki kredi kartıyla ödemek istiyorum. O zaman dedi ben kredi kartınıza taksit yapayım. Ne yaptı? Mail order formu imzalattı size. Hı hı. Ve aldı. Daha sonraki aylarda bu mail order'dan kredi kartınızdan taahhüt ettiğiniz yani ödeme emri verdiğiniz paralar tahsil edildi. Bu tahsil edilen rakamlar da işte bu 30 milyar TL'nin içinde. Mail bu da hiç az bir rakam değil. Elektronik ticaretin içindeki veri olarak sayıyor öyle mi? Sanal çünkü başka post yerlerde üzerinden, elektronik ticaret... Bakın şöyle açıklarsam daha iyi olacak. Sanal post üzerinden geçen bütün işlemlerin toplamı olarak bir veri var elimizde. 30 milyar TL. Şimdi bu verinin içinde bunlar da var. Ama mail order'ı elektronik ticaret siteleri de kullanıyor. Tabii. Şimdi orayı ayrıştırabilme şansı biraz zor. Fakat son BKM ile yaptığım görüşmelerde dediler ki bu yıl içinde biz bu istenilen verileri daha sağlıklı şekilde vereceğiz. Ama zaten şöyle ilk 100 büyük firma
çok ciddi anlamda bir bu cironun içinde şey teşkil ediyor, yer teşkil ediyor. Şimdi bunların da otomatik cirolarını bildiğimiz için zaten bunları deklare de ediyorlar artık. Toplam ticaret üstünden dönen rakamın 8 milyar TL civarında olduğunu söyleyebilirim. Geri kalanı ödeme sistemi olarak kullanılan sanal postlar. Şimdi 8 milyar TL olarak baktığınızda hani bir taraftan baktığınızda çok iyi rakam gibi gözüküyor. Ama dünya standartlarına veya dünyadaki istatistiklere baktığınızda Türkiye için hiç iyi bir rakam olarak gözükmüyor. Nasıl mesela şu anda atıyorum. Dünyada 3 trilyon dolar civarında bir ticaret hacminden bahsediliyor. Oo, çok düşük. 3 trilyon dolar. Şimdi bunun zaten yaklaşık %20'lik kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. %25'lik kısmı Uzak Doğu diye tabir ettiğimiz işte elektronik dünyanın aslında biraz daha bugünlerde çok daha bizden en azından çok daha hızlı kullanıldığı ülkeler olarak nitelendirdiğimiz Çin, Japonya, Tayvan vesaire o bölgelerden geliyor. Yeni dünya ülkelerinden ama o kadar değil. Yani Avustralya'da çok revaçta değil elektronik ticaret. Burada artış oranına baktığınızda dünyada yaklaşık %10'lar 12'ler konuşuluyor. Ama Türkiye'de biraz önce bahsettim %40'ları, %45'leri, %50'leri. Geçen yıl 56'yı konuştuk. Yani Türkiye'de ivme çok daha hızlı. Bunun bir örneğini şuradan vereyim aslında. Yani Türkiye'de trend yüksek, büyüme hızı yüksek. Tabii. Ama bir yandan da şey olarak düşüyoruz. Yani çok diplerden başladığımız için yani yükseli nereye yükseliyoruz? Bugün Türkiye'de milyonun üzerinde KOBİ olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 400 bin civarında elektronik ticaret yapabilir KOBİ olduğunu biliyoruz. Ama şu anda elektronik ticaret yapan işletme sayısının da 20 binlerde olduğunu ifade ediyoruz. Şimdi bu firmaların elektronik ticarete bir an önce zaten geçiş yapması lazım. Bu da çok ciddi anlamda hızlandı. Onu da söyleyeyim. Yani insanlar biraz daha bilinçlendi. Elektronik ticaretten uzak kalmanın resmen dünyadan uzak kalmak olduğunu şey yapıyorlar. Görmeye başladılar. Yani yüzlerce firmayı elektronik ticarete geçirmiş ya da onlara bir altyapı kurmuş bir insan olarak konuşacağım. Bundan 5-6 yıl önce gelin ticaret yapın, sizin buna ihtiyacınız var diye bahsettiğim bir dünya çok yakından tanıdığımız dev patronlar o günlerde çok kayla almıyorlardı. Şu anda o firmaların tamamı elektronik ticarette. Ve biz yeniden buyurun demesek de bir şekilde elektronik ticaret yapmaya ve bu dünya gerçeğini en azından yani bir şekilde buraya geçiyoruz. Artık bunun bir şeyi kalmadı. Hani ya ben ticaret ya bu kadar hani geri kafalı düşünemeyiz. Yani. Geçmek zorundayız. Firmalarda geçmek zorunda. Niye derseniz rekabet inanılmaz derecede kızıştı. Eskisi gibi işte Çin'de 10 dolara gördüm. Ben bunu Türkiye'ye getiririm 150 dolara satarım diyen kişiler de kalmadı. Neden? İnsanlar girdiği anda alibaba.com'da bu malın kaç lira olduğunu öğreniyorlar. Şimdi o yüzden de Türkiye'de insanları artık kandıramıyorlar. Bu reel iç piyasamızda da böyle. Siz bir üreticiyseniz en büyük avantajlarından biri bakın üretici derken onun da üstüne bir şeyler söyleyip devam edeyim. Üreticiden tüketiciye direkt olarak yapılan satışların menfaati ortada. Yani 10 liralık 20 liralık mal aracılar, kurumlar, AVM'ler vesaireler bunların bütün maliyetleri de üstüne binerek bize 100 liraya geliyordu. Şimdi 10 liralık malı internetten 15 liraya alırsanız üretici zaten %50 para kazanıyor. Üretici için güzel para. Veya diyelim ki 10 liralık malı 20 liraya satıyor. %100 bir para kazandı. Şimdi bu üretici malı satılsın diye toptancıya verdiğinde bu malı nasıl veriyordu? Çeklerle veriyordu. Tabii. Kaç aylık çeklerle veriyordu? 8 ay, 9 ay, 10 ay vadeli çeklerle veriyordu. İşte benden toplu alıyor çünkü mantığındaydı. Bu ticaret böyle dönüyordu. O çeklerin valörleri vesaireleri şunlar bunlar bunların hepsi maliyet olarak bunun üstüne binmiyor muydu? Biniyordu. En son AVM kiralarından bahsedeyim. Üstüne binmiyor mu? Biniyor. Biz bu malı AVM'de 110 liraya 120 liraya alıyoruz. Bu mal 10 liraya üretildi. Bunu da biliyoruz. Ama bize ulaşıncaya kadar geçen bütün evrelerin üstüne bindirdiği o yükleri elektronik ticaret alıyor. Bugün diyorlar ki mesela fırsat siteleri yalan mı dolan mı? Bu adamlar gerçekten bu kadar ucuza nasıl satıyorlar? Satıyorlar evet doğru. Birebir çok iyi bir şekilde bir altyapı kurdular. Bu altyapıyla beraber 10 liralık malı insanlara 15 liraya satıyorlar. Biraz önce 100 liraydı bu malın değeri.
düştü geldi 15 liraya. Yalan dünya mı? Hayır. Bu malı aldığınızda size teslim ediliyor mu? Ediliyor. Aynı şey fırsat siteleri için de geçerli. Şimdi herkes şeyi söylüyor. Ya ne kadar ucuza satıyorlar bir eventi, bir olayı falan diye. Ama bir yandan baktığınız zaman atıyorum mesela Şile'deki yol üzerindeki bilmem ne restoran. Şimdi o restoran normal şartlarda bir pazar günü tam da olmuyor hiçbir zaman. Evet. Ama bir fırsat sitesi sattığı zaman tam doluyor. Ve adam kaç kişinin akşamdan kaç kişinin geleceğini bildiği için de ona göre hazırlık yapıyor. Hazırlığını yapıyor. Dolayısıyla tabii. Maliyetlerini de daha ucuza getirebiliyor. Tabii ki. Elektron ticaret şöyle diyeyim, bir avantajlar dünyası. Yani burada say bitmez, bizim burada zamanımız da yetmez bunları anlatmaya. Ama en büyük avantajlarından bir tanesi rekabeti müşteri lehine değiştirdiği yönünde benim bir kanaatim var. İnsanlar düşünün, bir gömlek alacaksınız, sokağa çıktınız, kaç mağaza dolaşabilirsiniz? Ya da bir elektronikten daha rahat bunun örneğini verebiliriz. Bir cep telefonu alacaksınız, çıktınız sokağa, mağaza dolaştınız. Nereye kadar? Bir dünya zamanınız gitti. Akşama kadar dolaştınız. Ama internet size çok rahat bir şekilde 10 tane firmayı karşı karşıya getir. Ürünlerini karşı karşıya getir. Firmalar hakkında kim ne söylemiş bir bakayım. Yorumlar çok önemli. Tabii manipüle edilmemişse. Orada da bir handikap var. Birçoğu da manipüle ediyorlar. Onları ben etik bulmuyorum açıkçası. Ama insanlar bu yorumlara güveniyorlar. Çünkü bir mağazaya girdiniz, bir şey alacaksınız. Ürün siz ve satıcı var. Mağazanın adamı yanınızda. Ama elektronik ticarette bu böyle değil. Evet. En azından 15-20 tane, 50 tane o firma hakkında yorum okuyorsunuz. İşte ürün bana tam zamanında geldi. Ürün ayıplı bir ürün olarak geldi. 3 gün sonra hemen değiştirdiler. Çok teşekkür ederim ilginize, alakanıza gibi. Yedek parça, servis garantisi bir şekilde bu şekilde kullandım gibi. Bunların hepsine baktığınızda internet size kolaylık sağlıyor. İnternet üzerinde yapılan ticari bir faaliyeti de biz elektronik ticaret olarak adlandırıyoruz. Yani internet dünyası üzerinde yapılan bütün şeyler. Benim burada internetin önünü açmaya yönelik aslında söylemek istediğim bir şey var. Gümrük mevzuatlarında bazı değişikliklerin yapılması lazım. Bu önemli. Neden? Türkiye'de elektronik ticaret bir şekilde dediğim gibi artıyor, büyüyor, hızlanıyor. İnsanlar gün geçtikçe daha çok güven duymaya başlıyorlar. Yani bir kere alışveriş yapın internetten, göreceksiniz. Çünkü internette iş yapan firmaların kötü niyetli davranma olasılığı sokaktaki insandan daha az bence. Çünkü güvenlik sertifikaları söz konusu. Ne bileyim, bankaların o firmaya sanal post verirken uyguladığı kriterler önemli. Artık önüne gelen firma hemen ben işte bugün elektronik ticarete gireceğim deyip sanal post alamıyor. Evet. Önce bir inceliyorlar. Siz bu yeterliliğe sahip misiniz? Değil misiniz? Eskiden işte ticari kimliğinizde herhangi bozukluk var mı yok mu? Bunları sorguluyorlar ve size ondan sonra veriyorlar. Şimdi burada bir güven aşamasını geçiyorsunuz. İkincisi SSL, PCI, DSS dediğimiz gibi birçok şey var. En çoğu da güvenlik sistemi var. En çok yoğun kullanılanı da şey bunun. SSL'dir. Burada şöyle bir şey var. SSL kullanıyorsa bir firma, bu firma normal bir siteye göre çok daha güvenlidir. %99.9 güvenlidir. Çünkü SSL kullanan firma sizin banka bilgilerinizi tutmaz. Yani kredi kartı bilgilerinizi tutmaz. Bankanın sistemiyle sizi direkt temasa geçirir. Türkiye için geçer bu yalnız. Tabii, tabii. Türkiye'de. Şimdi Türkiye'de tabii ki bu iş başlarken hani biz toplum olarak diyeyim, şurada arkamda çok güzel heybetiyle duran Boğaz Köprüsü'nü satan bir ülkeyiz. Yani tabii, birbirine. Tabii, affetmeyiz. Birbirine dediğim hani son dönemdeki satıştan bahsetmiyorum. Sülün Osman zamanından bahsediyorum. Şimdi böyle bir topluluktan son dönem gelince. Ben mi kaçırdım? Olur mu? Tabii. Köprülerimiz el değiştirdi. Köprüler, otoyollar. Şimdi ondan bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bu örneği ben yıllardır veriyordum. Son dönemde gerçekten satıldı. Şimdi tabii dolandırıcılık olarak adlandıralım. İnsanlar bu tarz şeylere çok rahat. Türk halkının bir de doğasında var. Hani iyi niyetliyizdir, sıcakkanlıyızdır, Akdenizliyizdir. Belki ondandır. Çok rahat. Kolay dolandırılırız. Kolay dolandırılırız diyebilirim yani. Çok söylemek istemedim ama siz söylediniz. İyi oldu. ondan dolayı bir şey yaparken hemen bu işin üç kağıdını düşünüp o üç kağıda göre de güvenlik sistemleri oluşturmaya başlıyoruz. tabii o güvenlikleri oluşturmadan piyasaya çıkmak, hele internet gibi, bunu çok söylemek istemiyorum. Aslında yaptığım işle bağdaşmıyor ama yani dünyanın en güvensiz şeylerinden birisi internet.
her şeye her şeye dünyanın açık olan güvenli bir yer. Ve en güvensiz şeyi. İşte yani doğru kullanabilirsek. tabii. Yani geniş. Kuruluş amacı güvenlik gerektirmeyen bir şey olduğu için. Evet. Üstüne şimdi her şey terzi programın reklamlarını eklenmiş. Yaparken bu cümleyi alıp dünyanın en kötü şeyi, güvensiz şey internet diye bir jenerik hazırlarsanız o zaman bunu not alalım. Olmaz. dur. Hani cümleyi oradan çekersek. Bunu şöyle bağlıyorum. Ben onu yalnız Twitter'da attım zaten. Öyle mi? Tabii. Herkese gitti o zaman. Tabii. Birazdan şunu da konuşacağız. Ben de tweet edeyim sizi. Çok rahat vergi kaçırılan bir ortam mıdır Rıda? O yönde de bir imaj çalışması var Türkiye'de, evet, biliyorsunuz. O zaman her şey açık açık konuşalım biz burada. Evet, değil mi? Şimdi yok, bunları konuşmakta fayda var. Çünkü yani bunları konuşacağız ki halkımızı doğru bilgilendirmemiz lazım. Dünyanın güvensiz ortamlarından biri olarak nitelendirdiğimiz internet doğru kullanıldığında da çok güvenli. Ama doğru kullanmak gerekiyor. Güvenlik sertifikalarınızla, güvenlik duvarlarınızla, kullanıcıların da kendi tarafında bir şekilde bilinçlenmesi gerekiyor. Yani hala biz SSL'in nasıl öğrenilebileceğini, bir sitede olup olmadığını bunları hala anlatıyoruz ki ben yaklaşık 2-3 yıldır bunları biliyorsunuz. Her çıktığım televizyon programında olsun, işte gazetelerde olsun vesairede bunları anlatıyorum. Yani sadece Hypertext Transfer Protocol diye yazan, HTTP diye yazan, çok basit anlatayım bir daha. Browser'daki o domain adından önce gelen yerde ödeme sayfalarında bir S göreceğiz. Yani bir security ibaresini göreceğiz. Bu veya bir kilit işaretini yanında göreceğiz. Bu burada bir SSL olduğu anlamına gelir. Ve benim şahsi kanaatimde %99.9999 bu siteden alışveriş yapılabilir. Fıstık yeşiliyse de tadından yenmez değil mi? Fıstık gibi. Şimdi orada dikkat edilmesi gereken bir husus daha var. Firmanın ulaşılabilir olduğuna dikkat etmek lazım. Yani firmayla sadece mail yolu üstünden bir irtibat kuruyorsunuz. Yoksa orada kocaman sitenin girişinde bakın bu bizim müşteri destek telefonumuz. Lütfen bir sorunuz olduğunda bizi arayın diyorlar mı demiyorlar mı? Ya da orayı aradığınızda size cevap veren birisi var mı yok mu? Ya da bu site hakkında herhangi bir şikayet var mı yok mu? Şimdi elektronik ticaretten aldığınız ürünlere bakın. Hiçbir zaman hayati ihtiyaçlarınızı almıyorsunuz. Zaten ilaç satılmıyor. Yani gecenin üçünde çok acil almam gerek dediğiniz ne olabilir? Ne alıyoruz? Gömlek alıyoruz, tişört alıyoruz, ayakkabı alıyoruz, saat, gözlük alıyoruz. Hiç aklımdan geçmemişti bunlar. Nasıl? Şimdi bunları alıyoruz. Gecenin üçünde. Gece yapılan trafik de bayağı yüksek yalnız bu arada. Yani öyle insanlar mi? Daha rahat elektronik ortamda. Elektronik ticaret tabii yapılıyor ki. Mu? Hani şöyle elektronik ticaret yapılan mı? Transaction oluyor da. Mal götüren var mı gece var, saat 3'te? Var. Özellikle sadece internet üzerinden yapılan... Ben bir not alayım da şuraya. Bir şey soruyordum unuttum, devam edeceğim oraya. Peki. Var tabii ki, soruya cevap vereyim önce. Bir kargo şirketimiz var. Bu kargo şirketi sadece internet üzerinden yapılan satışların ulaştırılması adına büyük bir kargo şirketinin yan kuruluşu olarak kuruldu. Şöyle iddialı bir şey söylüyorlar ve ben bunu test ettim. X firma diyeceğiz tabii ki. X firmanın sahibiyle bir akşam yemekteydik. Beraber oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Bana bundan bahsetti. Dedi ki saat gece 1'de sipariş ver. Yerleri şeyde, iki tellide. Saat 1'de sipariş ver dedi. Saat 4'e kadar sana teslim ettireceğim dedi. 1'den 4'e kadar 3 saat içinde. Evet, dedim ki tamam yapabilirsin. Yani İstanbul içi 3 saat. İstanbul içi gece bahsettiğim gece. Olarak. Ben de şöyle ekstra bir şey dedim. Ekstra külfet çıkarıyor mu? Nasıl? Ekstra külfet çıkarıyor mu? Valla sadece 10 TL gibi bir ücrete, bakın 10 TL gibi bir ücrete bu servisi veriyorlar. İlginç. Şimdi kendisi böyle bir şey söylediği için dedim tabii firmanın patronu sensin. Şimdi bir telefon etsen gönderirler bunu. Yani sonuç itibariyle hiç birbirimizi kandırmayalım dedim. Çünkü ilk başta ben de inanmadım. Fakat o da dedi ki o zaman al telefonum sende dursun. Sen de gir telefonundan alışveriş yap. Hatta o ürün gelene kadar da zamanı beraber geçirelim dedi. Dedim tamam o kadar değil ama bir şekilde hadi dedim test edelim. Ve evet saat biz 11 civarında siparişi verdik. Daha sonrasında işte biraz da zaman geçirelim diye yemekten çıktık, kahve içtik, şunu yaptık, bunu yaptık falan filan derken saat gece 2'ye doğru ürünün benim evime teslim edildiğinin haberini aldım. Düşünebiliyor musunuz? Nerede? Yani 11 ile 2 arasında. Nereye? Efendim? 2 telliden nereye teslim edildi? 2 telliden Anadolu yakasına. Ataşehir. Anadolu yakasına. Evet. Bu hizmet hala sağlanıyor. Gün içinde bunu yapan firma sayısı çok fazla.
Ama gece enteresan. Bakın gece yani enteresan. Gece bile motokuryelerle, motokuryenin taşıyabileceği yüklerle. Gündüz de yapanların çoğu aslında şu anda bildiğim kadarıyla 24 saat gibi bir şey veriyorlar. 24 saatin altına veren var mı yani? Garanti var var tabii. Yok var, şehir içi çok kısa verebiliyorlar. Şehir içi 3 saate kadar teslimat şansı birçok firmada şu anda mevcut. Ama gece daha avantajlı çünkü trafik yok. Tabii ki. Yani gecenin belli bir saatinden ama sonra. Ama şöyle bir şey var. Hani ben o tip bir operasyonu yürüttüğüm için biliyorum. Yürütmüş olduğum için biliyorum daha doğrusu. Gerçekten o işi paketlemesi, işte doğru paketleyeyim, bilmem ne yapayım filan dediğiniz zaman o 24 saati gerçekten ister istemez buluyor. Yani hani kargo ile çalışıyorsanız, kurye ile çalışırsanız zaten bu aletler çok yükseliyor. Yani ben buradan karşıya bir ekspres kurye göndermeye kalktığım zaman 50 liraya 60 liraya filan gelebiliyor. Tabii ki. Ama tabii. İşte firmalar bunu şöyle yapıyorlar. Ürünün fiyatıyla beraber fiyattan da herhangi bir, herhangi demeyeyim de bir ekstra indirimmiş gibi gösterebiliyorlar. Maliyetin içine yedirebiliyorlar. Hmm. Yani bu kurye hizmeti 15 liraysa 5 lirasını ürünün içinden bir şekilde, bu da ciddi aslında tanıtılması gereken bir hizmet. Tabii. Yani elektronik ticaret siteleri çoğaldıkça satış yapmak için farklı farklı atraksiyonlar denemek durumunda çünkü kalıyorlar. Çünkü büyük şeyler, private shopping siteleri bildiğim kadarıyla 4-5 gün içinde size ne zaman teslim edeceklerini söylüyorlar. Yani 4-5 gün bekliyorsunuz. Ama orada şekil biraz farklı. Yani orada malı siz 100 liralık malı 15-20 liraya ya da %90 indirimler konuşuluyor hep. Realde de benim şahit olduğum %70'ler 80'ler ciddi indirimlere şahit olduğum satışlar var. Burada şöyle bir şey var. Topluluk adına yapılan bir alışveriş söz konusu. Yani siz diyorsunuz ki ben bu fiyattan bunu vereceğim ama hadi bakalım verin siparişleri, toplanalım, topluluğun gücünden faydalanalım. Hep beraber nasıl bir Voltron oluşturalım. Gidelim firmaya diyelim ki biz işte 5000 kişiyiz ve aynı gömleği almak istiyoruz. Üretici için fark etmiyor. Sizin birer tane almanız ya da 5000 kişi birden almanız. Firma size burada aracılık ediyor işte. Diyor ki ben 5000 tane ürün alacağım sizden, bana bu ne olur. Tabii ki firma 10 liraya ürettiği malı atıyorum 20 liraya veriyor. Afak konuşuyorum rakamları. 20 liraya aldığı ürünü 5000 müşterisine dağıtıyor. Ama bu 5000 kişiyi toplamak 1-2 gününü, 3 gününü alıyor. 3 gün sonra diyor ki kampanya bitti. Kaç kişi var? 4975. Firma dönüp işte 5000 üstünden bir konuşma yapmıştık ama 4925 tane siparişimiz var. Bize bu kadar ürünü teslim edebilir misiniz diyor. Ertesi gün o ürünleri alıyor ve kargoya veriyor. Tabii ki private shopping sitelerinde ilk aldığınız ürünün size gelmesi 7-8-10 günü bulabilir. Ama burada şöyle bir avantajınız var. 100 liralık malı 20 liraya aldınız. Private shopping 10 günde beklerim diyorsunuz. Şimdi private shopping siteleriyle ilgili son dönemde benim duyduğum en büyük şikayet şey. Eskiden ürünler gerçekten çok kaliteli ürünlerdi. Evet. Genelde orijinal ürünlerdi ama şu anda orijinal olmayan ürünleri ve çok da ucuza satmak niyetiyle hani orijinal olmayan, kaliteli de olmayan, hatta bir kısmı defolu gelen ürünler satılıyor gibi bir bilgi geliyor. Şimdi var mı sizin üyelerinizin arasında böyle insanlar diye? Benim üyelerim arasında evet. Şimdi şöyle açıklayabiliriz bunu. Private shopping site sayısı şu anda 565 benim bildiğim. Bakın 565 tane private shopping sitesi var. Hani bunların en büyüklerini zaten ismini telaffuz ettiğiniz anda artık sokaktaki insan dahi biliyor. Prime Time'da bir dünya reklamlarını izliyoruz bu firmaların. Hani isim veremeyeceğim için çok örneklemeleri genel yapmak durumunda kalıyorum. Şimdi bu firmaların kampanya sayısı günde 2'yi 3'ü bulabiliyor. Peki 560 tane site var. Aynı hedef kitleyi önlerine aldıklarını düşünün. Ve hepsine bir bombardıman yapıyorlar. Hepsi 3-4 kampanya üretmek peşinde koşuyorlar. Günde 2000-2500-3000 fırsattan bahsediyoruz. Türk halkı bunu ne kadar istiyor? Ona da bakmak lazım. Yani siz her gün gelen günde 2 kere 3 kere bir firmadan gelse 20 tane private shopping firmasına üye olsanız 60 tane 70 tane mail alıyorsunuz bu insanlardan. Evet. Muhtemelen alıyorsunuzdur değil mi? Kaç tanesine ama çoğuna açıyorsunuz? Bakmıyoruz. Çoğuna bakmıyorsunuz. Yani. Çoğuna bakılmadığı için basın olduğumuz için her yerde e-mailimiz olduğu için bize zaten onlar default geliyor artık yani istesek de. Bir çoğundan geliyor. Valla ben de yaptıkları şeyleri iyi incelemek adına neredeyse bir 80 tanesine falan üyeyim. Bir de benim halimi düşünün yani. Bir dünya mail, bir dünya fırsat. Fırsatlar içinde tabii bu fırsatların hangisinin gerçek fırsat olduğunu da bilmek lazım.
Hani bu işi çok nasıl doğru yani? Yapan insanlar da var ama doğru yapmayanlar da var. Şimdi Türk halkı olarak biz şuna alıştık. 70 liraya mağazada gördüğümüz bir ürün indirime girdiğinde önce 110 liraya çıkar, daha sonra 40 liraya düşer. Şimdi bu internette çok fazla sökmüyor. Neden sökmüyor? İnternette bu ürünün aslen kaç para olduğunu sadece 3 saniye içinde öğrenebiliyorsunuz. Sadece o ürünün adını Google'a yazın. Google amcaya soruyoruz. Google amca bize diyor ki bu ürün bak şu kadar sitede şu, şu fiyat ya da bir karşılaştırma sitesine girdiğimiz anda en ucuzu da bu diye karşımıza geliyor. Bakıyoruz orada fiyat normal bir sitede 40 lira. Private shopping olarak bize indirimli vesaire diye sunulmuş fiyat 50 lira. Hangisini tercih edersiniz yani? Bunu yapanlar da var. Şimdi bunu yapanların da piyasaya girmesiyle beraber diğer hani nasıl derler basiretli tacir sıfatıyla iş yapan insanların işine birazcık sekte vuruyor. Vurmuyor değil. Ama onlar da biraz değişim gösteriyorlar şu ara. Yani değişik biraz önce bahsettiğim kargo örneğinden değişik hizmet anlayışları. Ya da benim bir tabirim vardır. Yoğurt yiyiş tarzlarını değiştiriyorlar. Hı hı. Şimdi zaten değişmek zorunda. Hani biraz popüler kültür nasıl ertesi sabah bir şeyler değişiyorsa teknoloji bundan daha hızlı. Benim az önce buraya not olarak size söylemek istediğim bir şey vardı. Teknoloji inanılmaz derecede, hatta hepimiz, siz özellikle teknolojinin benden daha çok içindesiniz. İyi biliyorsunuz ki ertesi sabah uyandığımızda dün dünde kalmış oluyor. Tabii. Yeni dünya farklı bir sabah uyanmış oluyor. Biz elektronik ticaret sitelerini kurarken bundan yaklaşık işte 4-5 sene önce firmaya bir altyapı verirdik. Firma işte kaç ürününüz var diye sorduğumuzda derdi ki 3000 ürünüm var. Bunu tek tek kendisi girmek zorunda. Resimlerini, ismini, stoğunu vesairesini işte bir resim değil 8 resim girdi. Resimleri oraya özel çektirdi falan filan. Bu ciddi meşakkatli bir süre adamın yaklaşık 15-20 günü giderdi. Bakın 3000 üründen bahsediyorum. Ben şu anda kurduğum herhangi bir sistemden yaklaşık 200 bin ürün ben diyeyim, siz 500 bin ürün deyin, bir siteye yüklemesi ya da günlük başka bir siteyle entegrasyon etme süresi 10 dakika falan sürüyor. Şimdi teknolojiyi işinize entegre edebiliyorsanız, ki elektronik ticarette bu zaten işin doğasında var, yani altyapı teknolojinin üstüne kurulmuş bir altyapı. Hani biz hep ticaret altyapısı diyoruz ama o altyapının altında bir de teknolojik altyapı var. Şimdi o altyapı ne kadar hızlı gelişirse elektronik ticaret yapmak da bu kadar kolaylaşıyor. Siz bunları çok daha iyi raporlayabiliyorsunuz. Raporları aldıktan sonra ona göre yeni hedef kitleler ya da pazarlama stratejileri çizebiliyorsunuz. Hedef kitlenizi daraltarak internet üzerinde daha az reklamla daha doğru kitleye ulaşıyorsunuz. Bunların hepsine bize sağlayan şey teknolojik altyapı. Şimdi bu hızlandıkça da çok kısa bir dönemde en azından, özellikle şöyle diyeyim, bizim Eticat'ın başkanımızın bir sözü var. Diyor ki, yani onun görüşü şu, yaklaşık 4 yıllık, 4,5 yıllık dönem içinde e-ticarette konuştuğumuz cirolar 200 milyar TL'nin üzerine çıkacak. Şimdi bizim hesaplarımız da o yönde, bu söylemi kanıtlıyor. Ve internete girecek insanlara da en büyük tavsiyemiz şu, daha doğrusu girmesini istediğimiz insanlara söylediğimiz slogan şu, internette yoksanız dünyada yoksunuz. Veya bu birincisi, bir tane daha var. O daha güzel. Daha iyi şeyi anlatıyor. Diyoruz ki eğer işinize internetin gücünü ilave ederseniz emeğinize de değer katarsınız. Çünkü internete bir şekilde çünkü dünyada ticaret değişiyor. Şekiller de değişti. Ticaret yapma şekli de değişti. İnternet üzerine doğru kaydı. Şimdi internette yoksanız bu sefer diyoruz ki dünyada yoksunuz. Ondan dolayı herkese ben elektronik ticaret yapmaya, bugün küçük esnaftan tutun, KOBİ'lere, ne bileyim büyük markalar ya da büyük fabrikalarımıza kadar herkese işini muhakkak elektronik ticaret ortamına, yani internet ortamına taşımasını tavsiye ediyorum. Orada önemli bir dinamik değişimi de var herhalde. 2000'lerin başında tabii internet o kadar ticaret anlamında gelişmemişti ama elektronik postayla pazarlama yapma, web sitesi kurma falan filan gibi şeyler gündemdeydi daha çok tanıtım amaçlı olarak. O dönemde
bu iş çok patlayacak gibi geliyordu hepimize ama patlamadı. Sebebi de şuydu. KOBİ'lerle ilgili bir araştırma yaptığınızda ortaya çıkıyordu ki KOBİ'lerin alışkanlığı kendi illerinde veya sadece çevre illerindekilere satış yapma şeklindeydi. Şimdi böyle bir ekonomi fırsatı artık kalmıyor herhalde, değil mi? Yani dengeler değiştikçe daha büyük pazarlara hitap etmek, ona göre bir hacim oluşturmak gerekiyor. Özellikle kar marjlarının giderek daha fazla düşmesiyle, o bahsettiğimiz sistem içinde, işte şöyle klasik sistemdeki daha işte. Küçük bir KOBİ'den bahsedeyim ben size. İşte oltu taşı ve benzeri gibi taşlardan tesbih yapan bir üyem ve müşterim var. Siz ve Doğu illerinden birinde, ilini söylemeyeyim, hemen bilindik bir marka haline geldi bugün. Doğu illerinden birinde oltu taşından tesbih yapıyorsunuz. Siz bunu kime satabilirsiniz? Eşinize, dostunuza, çevrenize, sesinizi duyan insanlara, mahallenize, ilçenize, ilçede sizi bilen insanlara ve dükkanınızın önünden geçen insanlara, değil mi? Şu anda Türkiye'den en son konuştuğumda söylediği şey, günde 400 civarında tesbih aldığını söylüyor. Tesbih siparişi aldığını söylüyor. Ve Türkiye'nin muhtelif illerinden, yani Muğla'sından, Tekirdağ'ından, Adana'sından, Mersin'inden, işte Konya'sından sipariş aldığını söylüyor. Ve bunlar da gerçek. Bunları zaten sistemden görüyoruz hepsini. Şimdi bir böyle bir esnafın kendi hedef kitlesini genişletip ve o insanlarla çok daha rahat, çok daha ucuza temas kurabileceği bir ortam sağlaması iyi bir şey değil mi? Yani günde 7 veya 8 tane tesbih satabilirken, tesbihten bahsediyorum, özel, kişiye özel tesbihler vesaireler. Bir örnek, hani internetten sadece işte televizyon, tekstil vesaire mi satılıyor gibi bir soruya bir örnek olsun diye buradan verdim. Bunun haricinde mesela internette baklava da satılıyor, börek de satılıyor. Ne bileyim, çikolata da satılıyor, zeytin de satılıyor, zeytinyağı da satılıyor. Şimdi bebek bezi de satılıyor mesela. Bu ciddi güzel bir örnek. Her yerde bulabildiğiniz bir üründür. Her markete girdiğinizde, özellikle alışveriş merkezlerinde bir markete girerseniz veya süpermarket diyelim, bir çocuk bezi bulabilirsiniz, değil mi? Ciddi bir yatırım ayrıca bu arada. Ciddi bir yatırım ve çok da tutmuş bir iş. Evet. Çok da tutmuş bir iş. Maliyeti çok yüksek bildiğim kadarıyla şeyin. Hani bir bebeğiniz varsa bebek bezi meselesi gerçekten ciddi, belli aralıklarla almanız gereken ve bir süre sonra... Yok, Allah'tan eskisi gibi değil. Benim 2,5 yaşında bir kızım var. Biz o bez maliyetine hala katlanmaya çalışıyoruz ama eskiden bez fiyatları çok çok yüksekmiş. Şimdi korkulur düzeyde değil. Yani fiyatlar düştü. Bir aile bütçesini çok çok sarsmıyor. Ama markette tuttuğu şimdi, yer, rafta tuttuğu yer çok büyük. Hacim önemli. Bir de şöyle düşünün, markete gidiyorsunuz, bir sepet alışveriş yapıyorsunuz. İşte o sepeti eve taşımak gibi bir derdiniz var. Elektronik ticaret bunların da önüne geçmeye başladı. Evet, hani, lojistik ciddi. Lojistik evet. Avantajları tam büyük avantajlar. Aldım. O lojistik tarafındaki gelişmeler ne kadar arttırıyor? Mesela bu kuyumla ilgili konuda Türkiye'de önüne gelen iki lojistik firmasının garantili teslimat yapan... Bir firma yapıyor oluşturdu. Şu anda. Bir firma yapıyor. Söyleniyor. Özellikle kuyum sektöründe. Yani pırlanta satışları internette ciddi güzel seviyelerde. Ve değerli taş taşımak herkesin harcı değil. Sigortalı taşımak herkesin harcı değil. Ondan dolayı da bir büyük kargo firmalarından bir tanesi, lojistik firması diyeyim, bu işi üstlendi ve yapıyor. Çünkü karşılıklı büyümeyi teşvik eden bir şey. Tabii ki, yani. tabii ki. Yani sonuç itibariyle baklava börek de gönderseniz bu bir ürün. Pırlanta da gönderseniz bir ürün, televizyon da bir ürün. Hepsi bir şekilde aynı hassasiyette güvenli bir şekilde karşı tarafa ulaşmalı. Yani ben börek satıyorumdur ya da baklava satıyorumdur. İşte 30 liradır kilosu. Ama karşıdaki müşteriyle benim ilişkim, benim ticaretim içinde çok özeldir. Bir firma vardır, 3000 euroya, 5000 euroya bir tane pırlanta satıyordur. Onun malı benimkinden değerli mi derseniz hayır değil. Benim malım bana özel. Benim müşterim bana özel. Ben o müşteriyi memnun etmek zorundayım. Ben de o hassasiyeti gösteriyorum. Yani burada ürünün içindeki değerden ziyade lojistik firmaları firmanın ürününe ehemmiyet göstermeli. Ve gösteriyorlar da. Yani şunu yapan firmalar da var mesela. Sadece bir firmaya özel çalışan personeller yaratıp arabasını o firmanın arabasıymış gibi giydirip işte kargo personelinin şapkası işte xsepeti.com
diye bahsettiğimiz bir armayla, yakasında bir armayla, sanki o firmanın elemanı size bunu getirmiş gibi bir teslimat sistemi de şu anda mevcut mesela. Bunu kargo işleri biraz daha yoğun olan firmalarımız kullanıyorlar. Bu da müşteride bir algıda bir beğeni yaratıyor sonuç itibariyle. Ya ne kadar güzel, işte X bir kargodan gelmedi ürünüm, firma kendisi teslim etti bana. Ama nasıl teslim etti? Yani Afyon'a da aynı şekilde teslim ediyor, İstanbul'a da aynı şekilde teslim ediyor. Enteresan. Ama ediyorlar. Yani bu da hizmette sizi diğer e-ticaret firmalarına göre bir puan daha üste çıkartıyor tabii ki. Güzel, çok güzel. Orada bir tane daha enteresan, benim dikkatimi çeken konu var. Özellikle ben çok şüpheyle yaklaşmıştım bu fırsat siteleri ya da grup satın alma siteleri ilk çıktığı zaman. Bu kadar büyük indirimler oluyor ama özellikle yemek vesaire satın aldığınızda aynı hizmet kalitesini bulabilecek miyiz, bulamayacak mıyız gibisinden bir takım endişelerim vardı. Fakat sonrasında incelediğimde bir de baktım ki Türkiye'de hiç internetle alakası olmayan bir takım işte 40 yaşın üstündeki gruptan birileri vesaireler bu sistemlerle internetle tanışmışlar ve alışveriş etmeye başlamışlar. Nedir işte, torunlarımla kahvaltı edeyim diye çok ileri yaşlardaki birisi gitmiş kahvaltı satın almış ya da işte onun çocuğu annem torunlarıyla bir yerlerde bulunsun diye bir takım şeyler satın almış ve bu müşteri profilini bayağı çeşitlendirmişti. Siz bunun e-ticarete yansımasını görüyor musunuz? Yani bu internet severler değil de. Şimdi e-ticareti özellikle son birkaç yıldır büyüten etkenlerin başında bir kere private shoppingler geliyor. Bunu direkt kabul etmemiz gerekiyor. Yani private shopping diye adlandırdığımız sitelerin yapmış olduğu şey, biraz önce de bahsettiğim gibi, kitlesel hareketler yaratmak. Şimdi o kitlelere hareket yarattıkça fiyatlar aşağıya indiği için insanların internetten alışveriş yapma korkuları da azaldı. Şimdi geçenlerde bir şeyde bir konferanstaydı, anlattım herhalde. Beraber katıldığımız konferans. Bilişim zirvesinde anlattım. Eskiden insanlarda korku demişken oraya biraz değinmek istiyorum. Tabii ki elektronik ticaretten alışveriş yapar mıyım korkusu vardı ama bundan 8-10 sene önce veya 15 sene önce diyeyim, bizim bir uçağa binme korkumuz vardı. Şimdi herkes uçağa binmekten korkuyordu. Kime sorsanız, adam buradan Erzurum'a kadar otobüste gidiyor ama diyor ben diyor uçağa binmekten korkuyorum diyor. Şimdi ben görüyorum adamların hepsi Sabiha Gökçen'de sırada. Ne oldu o korkularımıza sahiden? Otobüs gibi. Yani belediye otobüsünden farksız hale geldi. Herkes orada. Eskiden bundan 15 sene önce uçak biletleri hatırlarsanız 400 lira 500 liraydı. Şimdi o parayı vereceğine adam 20 liraya 10 liraya otobüste gidiyordu. Korkmayı tercih ediyordu. Tabii ama bunu da söyleyemediği için ya benim uçak fobim var, korkum var diyordu. Şimdi bu adamların hepsini ben görüyorum. Sabiha Gökçen'deler. Ellerinde torba. Bunlar uçağa biniyorlar. Hepimiz öyleyiz. Şimdi uçak paraları 400 liradan 40 liraya inince ya da 50 lira 60 lira bu rakamlara inince insanlar uçağa binmeyi tercih etti. Uçak korkusu falan kalmadı. Şimdi ben bunu çok benzetiyorum. Eğer siz 150 liraya mağazada gördüğünüz bir malı, bir hanımefendiyi böyle gözümün önüne getiriyorum, 150 liraya gördüğünüz bir ürünü, çok beğendiğiniz bir ürünü, bütçeniz el vermediği için alamadınız ama internette bu ürünle 40 liraya karşılaştınız. Bir anda ve bir güvendiğiniz bir private kalkıyor. Shopping firmasında da bunu gördünüz. Hani bu fiyat şeyinden dolayı da aklınıza kötü bir şey gelecek bir yer değil. Ne oldu? O korku falan kalmadı. O kredi kartını o kadar hızlı bir şekilde veriyorsunuz ki internete. Onu sahip edinme duygusu var. Ve bir an önce de o evinize gelsin diye ondan sonra başlıyorsunuz beklemeye tabii ki. Ve geliyor da, yani orada kötü şey yapmamak lazım. İnsanlar artık internete bundan 4-5 sene öncesine göre çok daha nasıl derler, çok daha fazla güveniyorlar. Ve güvenmeliler de. Çünkü çağın gerektirdiği bir şeydir, nedir, oluşumdur. Ve ticaretimizi elbet ileri götürmemiz için saymakla bitmeyecek kadar fayda sağlıyor bize. Bunu kullanmak durumundayız. Tüketiciler kullandıkça diğer tarafta işletmeler de bu işi yeni yeni öğreniyor aslında. Hani işletmeler bu işi çok iyi biliyor da tüketici bilinçsiz diye bir şey yok. İşletmeler de işin içinde yeni yeni öğreniyor. Yani daha geçen hafta Türkiye'nin devlerinden birisine biz bir e-ticaret altyapı sistemi kurduk. Hiçbir şey bilmiyorlar. Onunla ilgili uzman değiller, uzmanlık alanları değil. Ve sürekli bizden şu anda danışmanlık alıyorlar.
işi öğrenmeye çalışıyorlar. Ben de onlara toplantıda şöyle bir şey söyledim. Dedim ki işi inanın benden öğrenmeyeceksiniz. Ama ilk ürünü sattığınız gün bu işi öğrenmeye başlayacaksınız. Yani internetten birisi sipariş verecek. O sipariş geldiği dakika o ürünün hazırlanması, müşteriye ulaştırılması. Hadi bir de tekstilden örnek verelim. Adam X tarz bir ürün istedi. Sizin kalıbınız büyük geldi. Adamı olmadı. İade prosedürü ya da değiştirme prosedürünü işletmeye başlayacaksınız. İşte bunları yapmaya başladığınızda elektronik ticaret öğrenmeye başlıyorsunuz. Sonra hani algıda seçicilik bakımından bir de araştırmaya başlıyorsunuz tabii ki. Her gördüğünüz e-ticaret haberini okuyorsunuz. Kim ne yapmış, yeni kampanyalar neler, kim bizden farklı şeyler yapıyor, bunlara bakıyorsunuz ve işi öğrenmeye çalışıyorsunuz ondan sonra. Yani Türkiye olarak biz elektronik ticareti öğrenmek zorundayız. Peki bu öğrenme sürecinden bahsediyoruz da şimdi geçenlerde bir olay oldu. Birisi elektronik ticaret projesine başladı. Elektronik ticaret projesine de Türkiye'nin büyük bilinen yapımcılarından bir genç arkadaş var. O arkadaşa kendi programında sundurmuş. Yani hani programın içinde bir yerlerde bir reklamı geçti. Fakat reklamı geçtikten sonra sen hatırladın tahmin ediyorum olayı. Tabii ki. 9.000 10.000 civarında bir şey alınca aynı gün içinde sipariş alınca o siparişleri teslim edebilecek durumda değilmiş. Dolayısıyla paraları ödeyip kaçtı bildiğim kadarıyla. Şimdi bu tip bir şeyle karşılaşmamak için birincisi bizim tüketicimiz ne yapmalı? Neye dikkat etmeli? Şuna dikkat etmeli. Bir private shopping sitesi değil ise, bakın private shopping sitelerinin çalışma mantığından uzunca bahsettik. Normal bir B2C diye adlandırdığımız, yani direkt firmadan tüketiciye yapılan bir satış sitesi ise, en çok dikkat edilmesi gereken şey şu, çok aşağı bir fiyat gördüğünüzde oradan uzak durmanız lazım. Yani bugün en revaçlı olan işte iPhone, bahsediyoruz artık o iPhone'ları. iPhone'un yeni çıkan modelini normalde satış fiyatı 2-200 civarı falan bildiğim kadarıyla 1000 liraya satan bir firma görüyorsanız topuk. Ya böyle bir şey yok herhalde. Aa evet, internetin büyülü dünyasında avantajları yakaladım, ben buradan alışveriş yapmak zorundayım demezsiniz. Şimdi o programda buna benzer bir şey vardı. Artı o programda şöyle bir şey vardı. Çok reklam olmazsa söyleyeceğim. iPhone 5 diyeceğim. iPhone 5'i daha dünyada fiyatı belli değilken o sitede fiyatı vardı. Şimdi dünyada lanse edilmemişti fiyatı. Orada vardı. Ve insanlar apar topar o üründen sipariş verdiler. Ciddi bir istihbarat. Bilemiyorum. Çin'deyken ben bununla karşılaşmıştım. Pekin'deyken bir kızcağız kolumuza girmeye çalıştı. iPhone 5 var, iPad 3 var dedi. Fakat işte o dönemde Steve Jobs söylediği için iPhone 5 ileriye atılmıştı. Daha lansmanı yapılmamıştı vesaire. İkinci katta dedi bizim mağaza var, orada var şeklinde götürüyordu. Gitmedik. Gitmeyiz ya. Gitmedik. Steve Jobs anlaşmış olabilir mi yani? Öbür taraftan sevkiyat falan. ben tabii burada şeyi sormak istiyorum. Bu modelleri vesaire konuşurken bu modellerin şirketler tarafında kazandırdığı şeyler neler? Mesela Jeff Bezos'tan ve Amazon.com'dan bahsettik. Hı hı. Onlar ben o dönemde dış habercilik yapıyordum ve yakından takip ediyordum. Uzunca bir süre o asıl internet üzerinden ticaret işinden değil lojistik işinden para kazanıp internetteki zararlarını aslında kapattılar. Türkiye'deki şirketler nasıl gidiyor? Bunları ilk başta olsun çünkü öyle mi? Evet, bayağı sona yaklaştık. Evet. Bugün çok akıcı oldu ya. Dur ben uyudum mu arada? Bir saati doldurduk mu? Bir saat demiştiniz. Evet, bir saat oldu. Neyse, ben konuşmaya başlayınca susmuyorum. Sizi de fazla konuşturmadım. Kusura bakmayın. Dedim konuk benim. Biz buradan sonra gidip bir çay içeceğiz beraber. Zaten konuşmaya, resimizi almak konuşmaya devam edelim. Şimdi birkaç tane sistem var aslında. B2C, C2C ve private shopping olarak adlandırdığımız sistemlerin dışında bir de B2B dediğimiz bir sistem var. Yani firmadan firmaya, firmadan tüketiciye, tüketiciden tüketiciye. Bu tüketiciden tüketiciye biraz daha Türk halkı olarak bizim öne çıkarttığımız bir şey. Yani C2C'ler dünyada çok fazla kullanılan metotlar değil. Bunun zaten dünyada iki tane sistemi var. Bir tanesi B2C, bir tanesi B2B. Yani bayilik dağıtan, bayiliği olan firmaların kendi içlerinde yaptığı ticaret.
Onun haricinde firmadan direkt olarak tüketiciye yapılan ticaret. Buradaki ana şeyi ana parsayı oluşturan şey ise B2C. Sizin bahsettiğiniz konuya gelince, sorduğunuz soruya gelince, firmalar elbette ki bu yatırımları yapıyorlar. Yani bugün bir e-ticaret sitesi kurdunuz, yarın sabah para kazanmaya başlayacaksınız. Öyle bir dünya yok. Ondan dolayı 100 liralık ürünü yeri gelirse biraz daha tabii makul bir şekilde aşağı rakamlara satabiliyorsunuz. Belki kendi üretiminizse maliyetinden altına satabiliyorsunuz. Halkın sizinle buluşmasını, tanışması için onlara ekstra promosyonlar verebiliyorsunuz. Bunlar bir şekilde size yatırım maliyeti olarak, yani o tarafa yazmanız gereken şeyler, cariler. Ama kısa bir zaman içinde de bunların bir şekilde geri dönüşlerini, kısa bir zaman dediğim şu, reel dükkan kurmakla internet üzerinde bir dükkan kurmak arasındaki farktan ötürü daha hızlı geri alabilme şansınız var. Yani bir anda günde 15-20 kişiye satış yapabilir potansiyeldeki bir mağazanızı günde 400-500 kişiye satış yapabilir hale getirmenizden bahsediyoruz tabii ki. Yani biraz önceki o hedef kitlenin illere dağılması, şu an için Türkiye diyeceğim. Biraz önce bahsettiğim hani gümrük mevzuatlarımızdaki yapılması gereken önemli değişiklikler var. Onlar yapıldığı takdirde ben istiyorum ki Türkiye'de üretilen malı biz bir tane çorabı Amerika'ya satalım. Venezuela'ya bir tane kravat satalım. Bakın bir ton, bir kamyon, bir konteyner demiyorum. Bir tane satalım. Türkiye girişindeki handikaplar vesaireler gene elbet ki var. Onlara çok girmek istemiyorum. Türkiye'nin kalkınması ve ekonomik olarak iyi bir yere gelmesini istediğimden dolayı hani ithalattan ziyade ihracatı teşvik edici bazı şeylerin yapılmasını ben şahsım ve derneğim adına istiyorum. Ve çalışmalarımız da bu yönde şey yapıyor, ilerliyor. Onun haricinde söylemek istediğim bir şey daha vardı. Son sözü alalım. Son söz. Famous olsun. Çok program mı kısaldı? Biz mi hızlı konuştuk? Biz güzel konuştuk bugün. Ha, biz güzel konuştuk. İyi, iyi, yani bugünkü programımız çok iyiydi. Firmalar ciddi yatırımlara giriyorlar şu anda. Ciddi reklam maliyetlerine vesairelere giriyorlar. Ama firmaların tek kazancı da tabii ki burada oradan yapacakları hemen satışlardan ziyade internet üzerinden markalarının oluşma sürecini vesairesini de çok hızlandırıyorlar. Yani internetin büyülü bir dünyası var. Bu dünyayı doğru kullanabilirseniz çok hızlı şekilde bir şeylere ulaşırsınız. Yani bugün Türkiye'de internetten zengin olmuş insan sayısı sadece 1, 2, 3 ya da basından duyduğumuz insanlar değil. Çok daha geri planda olup ama internetin gücünden işini internete taşıyıp internetin gücünü kullanan firmaların çoğu bugün milyar TL civarında şeylere sahip, değerlere sahip. Bakın ciddi rakamlardan bahsediyorum. Bir şirket kuruyorsunuz. Ne zaman kurdunuz? 2008-2009. 4 sene olmamış. Kurduğunuzda ne kadar yatırım yaptınız? 10 lira, 20 lira, 30 lira veya 50 bin lira bir para harcadınız kurarken. Şu anda milyar TL'lerden bahsediyorum. Doğru. Böyle bayağı bir firmamız şu anda var, mevcut. Bizim de üyelerimiz arasında var. Ben de gururla söylüyorum yani. Bravo size. çok teşekkür ederim. Geldin. Ben sen çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Evet, çok da akıcı bir program oldu. Dolayısıyla hani nasıl geçti zaman ben de anlamadım. Ben valla mavi beyaz nasıl uyuyacak da düşünürken. Peki. Mert İnşallah abi, katkım olmuştur. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ama daha çok konuşacak da çok şey olduğunu biliyorum. Çünkü mobil ticaret konuşulabilir. E-ticaretin içinde televizyon üzerinden yapılan e-ticaret ve telecommerce dediğimiz uzaktan ticaret de konunun bir parçası. Konuşulacak çok şey var. Eminim Kerem'in de daha bir sürü sorusu vardı. Vergi falan konuşuyorduk ama bir yerlerde kaldık. Evet. Dolayısıyla sizi muhtemelen yakında bir programa bir kez olunca, daha konu çok alacağız. Olunca ben de biraz daldan dala atlamak durumunda kaldım. Hem sizi cevaplayayım hem de birçok şeyi söylemek istiyorum. Tabii ki onları söyleyip hem de bizi izleyenlere en azından bilgi verebilmek adına. Yani işimiz zaten elektronik ticaretten bir şeyler satın almak isteyen ya da elektronik ticareti işine entegre etmek isteyen insanları bilinçlendirmek. Elimden geldiğince anlatabildiğim kadarıyla anlatmaya teşekkür çalıştım. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için diyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Dijital ekrandan bu hafta da bu kadar. Gelecek hafta yeni bir konukla internet ve dijital dünyada nelerin olduğunu konuşmaya devam edeceğiz. Yine Kerem Özdemir ile birlikte.